Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yine tam saatimizde pazartesi ve cuma gün olduğu gibi saat 16'da karşınızdayız kıymetli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün yoğun bir ders geçireceğiz. O yüzden çok fazla vakit harcamak istemiyorum. İnşallah bağlantı hatası olmadan, ses sorunu olmadan, görüntü sorunu olmadan bugün güzel bir ders yaparız diye temenni ediyorum. Çünkü bugün gerundları, infinity merhaba. Diğer tanıdık isimler de bekliyorum hemen hızlıca. Umarım iyisinizdir. Harika. Sema Nur iyiyiz hocam demiş. Bizler de iyiyiz arkadaşlar. Sesim var şu anda. Herhangi bir sorun yok. Ses çalışıyor. Daha söyler söylemez ses sorunu yaşamayız inşallah der demez ses mi gitti? Sayfayı bir yenileyin arkadaşlar. Sayfayı bir yenileyin. Seste, görüntüde herhangi bir sorun olmasın diye interneti özel olarak şeye bağlattım, kablo olarak bağlattık. Herhangi bir sorun yok. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Hemen ısınma turuyla başlayalım. Tamamdır, harikasınız. Isınma turuyla hızlıca başlayalım. Bugün dediğim gibi gerundları, infinitivleri ve şu participle'ları halledeceğiz. Kafada oturtmaya çalışacağız nedir ne değildir diye. Umarım verimli güzel bir ders olacak arkadaşlar. Hemen ben sorunlarımla başlıyorum, kelimelerimle. Biliyorsunuz 5'te 5 bilen arkadaşları eyvallah Neslihan, çok güzel, harikayız. Devam edelim o zaman. 5'te 5 yapan arkadaşları kutluyoruz ve buradan üniversiteye yolluyoruz. İlk kelimemiz geliyor arkadaşlar, distinct. Hadi bakalım, distinct ne demek? Cevapları bekliyorum. Distinct'i bilen arkadaşım 1-0 öne geçiyor. Distinct ne demek acaba? Distance'la karıştırmayın ha. Distinct. Ayırt etmek dediği. Sınır diyen oldu Aynur. Belirginle Meryem doğru cevabı verdi. Distinct arkadaşlar ayırt et. Evet. Belirgin sıfat olarak belirgin belli anlamlarına geliyor. Belirleyici anlamına geliyor. Doğrudur. Şüphesiz anlamı da var arkadaşlar. Şüphesiz. Lütfen unutmayalım olur mu? Ve bu kelimeler nerede çıkmış? Bu anlamlarıyla nerede sorulmuş? Hepsini söyleyeceğim. Tamam mı? Hemen devam ediyorum. Immensely. Bir zarfla devam edelim. Immensely ne demekti acaba? Immensely ne demek acaba? Bu zarfımızı hemen cevaplarını alalım. Immensely. Yoğun olarak dedi Mustafa. Hemen hemen derhal yoğun. Esra büyük ölçüde, Meryem yoğun şekilde dedi. Son derece anlamlarına geliyor arkadaşlar. Son derece çok fazla yoğun bir biçimde yoğun bir şekilde doğru cevap. Çok fazla yoğun bir şekilde anlamlarına geliyor. 2'de 2 yapan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Evet, immensely harikasınız. Pekala. Kolay bir fiil soralım. Distinguish. Hadi bakalım. Distinguish. Var mı 3'te 3? Distinguish ne demek acaba? Sosyal medyadan mesaj geliyor. Sosyal medya, Instagram'dan mesaj atanlar, dersi dinleyin.
Evet. Arkadaşlar harika. Distinguish ayırt etmek anlamına geliyor. Distinguish ayırt etmek demek. Evet, discuss değil dostum. Distinguish. Pekala, 3'te 3 yapanları tebrik ediyorum. Dördüncüsü geliyor arkadaşlar. Kolay bir fiil olsun bu da. Celebrate diyelim. Hadi bakalım. Bilmeyen yoktur sanırım. Bu kolay olsun arkadaşlar. Celebrate. Evet. Bunu muhakkak herkes biliyordur. Evet, İrem patlattı cevabı. İrem patlattığına göre ben de yazıyorum. Diğer arkadaşlarımız da zaten cevapları yazıyorlar. Celebrate kutlamak anlamına geliyor. Celebrity ünlü demek. Celebrity ünlü. Famous, well-known, celebrity ünlü anlamına geliyor arkadaşlar. Celebrate kutlamak. Celebration ise kutlama demek. Celebration noun'dur. Celebrate kutlamak demek kıymetli arkadaşlarım. Pekala, son olarak bir tane phrasal verb soralım o zaman. Phrasal verb geliyor. Center on. Hadi bakalım. Center on ne anlama geliyor acaba arkadaşlar? Center on da son olarak 5'te 5 yapma fırsatı sizler için. Center on. Evet. Celebration kutlama. Ayşegül. Celebration ünlü değil. Celebration kutlama. Celebrity var. Ben şuraya hemen not alayım. Celebrity ünlü. Tamam mı? Celebrity, well known. Daha sonra eminent, mesela çok çıkan eminent, Eminem ünlüdür değil mi? Eminent. Bunlar ünlü anlamına geliyor arkadaşlar. Famous tabii ki. Buraya bunu yazmış olalım. Evet. Arkadaşlar center on bir phrasal verb olduğuna göre, yani fiil olarak değerlendirecek olursak merkeze almak, merkezinde olmak demiş. Arkadaşlar center on bir şeye yoğunlaşmak, üzerinde yoğunlaşmak anlamına geliyor. Üzerinde yoğunlaşmak. Yani bütün odak noktasını ona vermek, ona odaklanmak, tamam mı? Center on üzerinde yoğunlaşmak anlamına geliyor kıymetli arkadaşlarım. Telegram grubun linkini arkadaşlarım birazdan atacaktır. Atmazsa ben yine ders arasında atayım, olur mu? Merkezinde olma, üzerine yoğunlaşma anlamına geliyor arkadaşlar. Pekala, 5'te 5 yapanları tebrik ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Harikasınız. İnşallah her hafta dediğimiz gibi iyi bir üniversiteye yerleşirsiniz. Gönlünüzden geçen bir üniversiteye yerleşirsiniz inşallah. Gördüğünüz gibi bu hafta ne yapacağız? Bu hafta gerund infinitive konusunu ve participle konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Tense'leri, model'ları, pasifleri, conditional'ları, bunların hepsini işledik. Adverbial clause'ları, conjunction bağlaçları işledik. Ejectiv clause'ları işledik. Gerund infinitive'deyiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu hafta bu gerund infinitive'leri bitiriyoruz. Participle'ları haftaya kısmet ederse, Allah nasip ederse noun clauses, ondan sonraki hafta ejective adverb ve sonraki haftada pronouns determiners diyeceğiz. Bu hafta prepositionlara da bakacağız kıymetli arkadaşlarım. İyi takip edin. Ara ara geçeceğim. Prepler nasıl öğrenilir? Bu edatlar hangi neye gelir? Bunlara bakacağız. Çünkü gerundlarda biliyorsunuz hani prepositionlardan sonra bir %100 bir gerçek var. Preplerden sonra her yerde duyarsınız verb ing geliyor. Evet. Asıl meselemiz bu, değil mi Yasemin? Şimdi preplerden sonra verb ing kullanıyoruz. Dolayısıyla hangi prepler çok popüler soruluyor, hangileri çıkıyor, onları da vereceğim arkadaşlar. Bu preposition işini de bu hafta, yani bugün hoş geliyor diye işaretlediğimiz konu Feride. Aman yapmayın öyle bir şey. Çok kolay. Anlatacağım arkadaşlar. Lütfen arkanıza yaslanın ve beni dinleyin. Tamam mı? Bakın nedir onu anlatacağız bu hafta inşallah. Bu dersimizde inşallah anlaşılacak. Yani öyle ümit ediyorum ben. Hayırlı dersler. Hadi bakalım başlayalım. Gerunds. Bir kere bu gerund ve infinitive nedir? Yani bu gerund infinitive hani hep duyuyoruz da ne? Gerund infinitive arkadaşlar fiilimsidir. Dolayısıyla fiilden ne yapmışız biz? İsim yapmışız. Tamam mı? Gerund ve infinitive ikisi de aynı şekilde. En basit mantığıyla yani bir cümlede bunlar arkadaşlar özne konumunda
Özne konumunda, nesne konumunda kullanılıp bütün konumlarını anlatacağız şimdi ama gerund infinity mantığını bilin. Fiilleri isme dönüştürüyoruz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi gerund bir fiilin köküne ing eki getirerek oluşturulan ve isim görevi gören fiildir. Fiilimsi olarak adlandırılır demişiz. Bakın, eating too much ice cream will make you sick. Yani çok fazla dondurma yemek burada seni ne yapacak? Hasta edecek diyor. Bakın burada ne yapmış arkadaşlar? Özne konumda kullanmış. Buraya bakalım. I remember watching this movie when I was very young. Çok gençken bu filmi izlediğimi hatırlıyorum. Şimdi dikkat ederseniz burada arkadaşlar iki tane fiilimiz var. Remember bizim asıl fiilimiz, yüklemimiz olduğuna göre bu watch fiilini ne yapıyoruz? Fiilimsi yapıyoruz işte, isim yapıyoruz. I remember watching, izlediğimi hatırlıyorum. What he is really good at is playing basketball. Onun gerçekten iyi olduğu şey basketbol diyor. Having online friends from other countries, başka ülkelerden online arkadaşlara sahip olmak helps you practice your speaking skills. Yani konuşma becerileri pratik yapmanda sana ne yapar? Yardımcı olur demiş. Ve son örnekleri. They obviously didn't like my being there at that moment. O anda orada olmamdan hoşlanmıyorlar. Bu bir açıkça belli diyor. Obviously, clearly, açıkça, açık bir şekilde anlamına geliyor kıymetli arkadaşlarım. Pekala, gerundlar bakın gördüğünüz gibi ing formda, özne konumunda olabiliyor, nesne konumunda olabiliyor, preplerden sonra kullanılıyor, işte possessive'lerden sonra kullanılabiliyor. Bunların detayına hepsine ineceğim. Infinitive'lerde aynı şekilde infinitive fiilin başına to getirilerek veya fiili yalın haliyle kullanarak oluşturulan ve isim görevi gören fiillerdir. To infinitive, to err as human, en sevdiğim, yine privilege setimizden aldım arkadaşlar konu anlatımını. YDS Publishing Privilege setinden konu anlatım. Testimiz de nereden olacakmış? Testimiz de yine bakıyorum şöyle privilege'den olacakmış arkadaşlar. Cuma günkü Gerund Infinitive Participle testini privilege'dan çözeceğiz kısmetse. Şimdi to err is human ne demek olabilir? Bir tahminde bulunabilir misiniz? To err is human. To err is human. Bu err arkadaşlar böyle error'un kısaltılmışı gibi düşünebilirsiniz. Var mı bir tahmin? To err is human. Telegram'ın linkini Elif, Telegram'ın linkini arada atacağım, olur mu? Şimdi vakit kaybetmeyelim, arada atacağım. To err is human. Hatasız kul olmaz. Evet, hatasız kul olmaz. İnsanların hata yapması. Hatasız kul olmaz demek arkadaşlar. To err is human. Hata yapan insandır. Pekala. I don't want to stay indoors in this nice weather demiş arkadaşlar. Hata yapmak insanidir. Harika harika. Beşer şaşar. Yanlış yazılmış demiş Burak. İnsan hatası diyor. Evet. Hata yapan insan. Evet harika. Arkadaşlar Berat'cığım Telegram grubunun linkini atacağım arada, tamam mı? I don't want to stay. Bakın yine aynı şekilde want fiilimiz var, stay fiilimiz var. İki fiil yan yana böyle bir cümlede yüklem olmayacağına göre ne yapmışız arkadaşlar? İkinci fiilimizi biz isimleştirmişiz. Mantık bu. Nobody expects you to be perfect. Mükemmel olmanı kimse beklemiyor ki senden. İşte bu. What I need now is to rest for a few days without doing anything. Hiçbir şey yapmadan. For a few days, birkaç gün to rest, dinlenmek. What I need now, şu anda ihtiyacım olan şey hiçbir şey yapmadan birkaç gün dinlenmek diyor. Aynen, yoğun bir dönemden geçtik, okullar tatil oldu. Hiçbir şey yapmadan şöyle güzelce insan dinlenmek istiyor değil mi? Infinitive without to, to'suz infinitivelerde göreceğiniz gibi arkadaşlar causative konusunda anlattığımız yapılar aslında. Bakın help me carry, işte let me go, wait, make me wait. İşte so you go gibi. Bunlar da causative'de gördüğümüz aslında yapılar. Bunlardan sonra dikkat ederseniz hep ne yapıyorduk? Help somebody do something. Let somebody do something. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar infinitivelerde dediğimiz gibi gerundlarla aynı mantıkta ne yapıyor? Fiilimsi. Fiili isim yapmak için kullanılıyor. Bunu da unutmayalım. Evet. Participle'lar ne hocam? Peki tamam. Patricia bu konu dostum az önce söylesin. Bu konu fiilimsi. Fiilimsiye denk geliyor. Yani fiilleri isim yapma olayı. Participle'lar arkadaşlar. Participle nedir? Participle'lar da sıfat fiillerdir. Tamam mı? Sıfat fiiller.
Part sıfırlar aslında çok kolay. Yani bunun kafaya takacak, büyütecek bir konu değil. Bakın hemen açıklayacağım. Aşağıda da ipuçları da verdim. Fiilden türetilen ve cümlede sıfat ya da zarf görevi gören sözcüklerdir. Bakın biz şeyde ne yapıyorduk? Fiilimsi de kökü isim yapıyorduk değil mi? Fiilleri. Burada sıfat ya da zarf görevi gören sözcüklerdir. Dikkat edelim. Participle yapıları 3 ana grupta toplanabilir. İşte present participle'lar, past participle'lar, perfect participle'lar. Kıymetli arkadaşlarım, YDT öğrencileri, aynı zamanda YDS ve YÖKDİL'e girecek kıymetli arkadaşlarım. Bakın sorularda genellikle hani böyle reduction denen olaylar var ya, buradan çıkıyor işte. Participle'lardan çıkıyor. O da nasıl? Kuralları da var arkadaşlar. Kurallarını da vereceğim. Kafamız rahat. Rahat bir şekilde soruları çözeceksiniz, emin olun. Anasın mezar dikecekmiş. Doğru Feride, evet. Şimdi singing a happy tune. Burada arkadaşlar olay nedir? Bakın participle'larda olay nedir? Önce şuradan hemen söyleyeyim. Soruya baktınız. Geçen hafta da çözmüştük aslında. Bu hafta yine göstereceğim. Soruya baktınız. Sorunun başında arkadaşlar bir kere participle'lar nerede oluyor? Cümle başında soruluyor genellikle. Reduction indirgenmiş durumda. Participle'a şurada bir boşluk var. Burada bir cümle geliyor. Virgül atmış, cümle devam ediyor. Bir şeyin participle, bakın burası çok önemli. Lütfen iyi dinleyin. Bir sorunun, bir cümlenin participle olabilmesi için, duyuyorsunuz değil mi? Öznelerinin arkadaşlar aynı olması gerekiyor. Tamam? Öznelerinin aynı olması. Bakın özneler aynı mı değil mi ona bakacaksınız. Özneler aynı ise participle yapabilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Özneler aynı mı değil mi? Bir, buna bakıyoruz, tamam mı? İkincisi. Özneler baktık, özneler aynı. Tamam ya, bu bunu yapıyor. Burada da bu gene Ali yapıyor bu işi dediniz. Öznelerin aynı olduğunu anladınız. Pekala. Özneler aynı ise arkadaşlar ikinci yapacağınız şey, soru burada çözülmüyor tabii ki. İkinci yapacağınız şey diyor ki aktif mi pasif mi? Buna bakacaksınız. Aktif mi pasif mi? Özneler aynı ise, tamam mı? Yani şurada baktınız, bu kişi buradaki fiili, yani şıklardaki fiili yapıyor mu yapılıyor mu? Yapıyorsa aktif, yapılıyorsa pasif diyeceksiniz. Hocam bak soru çözülüyor işte artık. Bak soruyu görmeden çözüyoruz. Yapıyorsa aktif, yani present participle diyoruz biz buna arkadaşlar. Present participle. Biz present participle'ları aktiflerde kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer yapılıyorsa, yani pasif bir durum varsa past participle kullanıyoruz. Dolayısıyla past participle'da verb 3 olarak karşımıza çıkıyor. Anlaşıldı mı burası? Gayet açık ve net. Bakın tekrar ediyorum. Fiilin aktif mi pasif mi olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Eğer fiilimiz aktifse verb ing, eğer fiilimiz pasifse, yani burası pasifse arkadaşlar, yapılıyorsa buradaki eylem, verb 3 ile devam ediyorsunuz. Olay bitti. Tamam mı? Peki hocam, anladım, tamam. Singing ya da song dendi orada. Sing dendi, pardon. Şu having'ler var bir de, having'ler. Onlar ne hocam derseniz arkadaşlar. Having verb 3'ler de ilerleyen sayfalarda yine detaylı olarak anlatacağım ama having verb 3'ler de arkadaşlar öncelik sonralık dediğimiz öncelik sonralık dediğimiz olaylarda ve zaman sıralamasında, yani bir olay daha önce olduysa kıymetli arkadaşlar ve orada siz önce olduğunu, hani past perfect'teki mantık gibi o olayın daha önce olduğunu anlatmak istiyorsanız ve böyle perfect'lik de bir durum varsa ayrıyeten, burada ne yapıyorsunuz? Have verb 3'ü kullanıyorsunuz. Daha çok öncelik ve sonralık. İşte anlaşıldı diyor ya. Mikasa harika, Sema Nur, Elif. Süpersiniz. Ama olay bu. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Çok kolay. Öncelik sonralıkta da. Şimdi öncelikte eğer aktif bir durum varsa having verb 3. Eğer öncelik sonralıkta pasif bir durum varsa having been verb 3 arkadaşlar. Bitti. Anladınız mı? Participle budur. Başka bir şey yok. Devam ediyorum o zaman. Şimdi detaylara inelim biraz. Privilege setimize şöyle bir dalalım arkadaşlar. Bakalım kıymetli hocalarımız neler neler yazmışlar. Bir irdeleyelim, olur mu? Söyleyelim. Singing a happy tune. Şurayı söyleyelim arkadaşlarım. Singing a happy tune. Yani bir mutlu bir melodi söylemekten bahsediyor diyor. Hemen buraya bakacağız. He was walking down the street. Bakın. Burada participle var mı? Var. Öznemiz he. Singing yapan kişi kim? Yine bu. Tamam mı? Dolayısıyla mutlu bir melodi söyleyerek sokaktan aşağı doğru yürüyordu. Sokakta yürüyordu diyebilirsiniz. Bakın buraya. Shouted at by his father. The boy, şimdi çocuk
burada öznemiz. Burada da participle yapıldığına göre buradaki öznemiz de çocuktur arkadaşlar. Çocuktan sonra ne kullanılmış? Verb 3. Verb 3'te ne demiştik? Pasif bir durum var demiştik. Dolayısıyla çocuk shouting olsaydı burası çocuk bağırıyor diyecektik. Shouted olduğuna göre ki zaten burada da by var. Çocuğa bağırılmış. Kim bağırmış? Shouted at by his father. Babası tarafından çocuğa bağırılan çocuk ağlamaya başladı. Babası tarafından bağırılan çocuk ağlamaya başladı diye çevireceğiz. Olay bu aslında, tamam mı? Bakın buraya baktığımız zaman yine burada öznemiz we. Dolayısıyla buradaki öznemiz de bizim we'dir. Yani başka bir şey düşünemez. Participle'da kural budur. Özneler aynı olacak. Having finished half the job, yani işin yarısını bitirdikten sonra we decided to take a break. İşte ara vermeye karar verdik diyor. Burada arkadaşlar olay bu işin önce olduğunu anlatmak için. Öncelik sorumluluk dediğimiz önce burası olmuş, sonra da burası olmuş. Mantık budur. Anlaşıldı değil mi kıymetli arkadaşlarım? Present participle'lar aktif cümleler için, past participle'lar pasif cümleler için, perfect participle'lar da öncelik sonralık anlatmak için kullanılıyor. İşte bunlar ilerleyen participle konusuna geldiğimde bazen bağlaçlar atılıyor, bazen atılmıyor. Hepsine değineceğim. Gerund'ların tio'larını, infinitivlerin tio'larını paylaşacağım bugün sizle kısmetse. Evet. Hemen yorumlara bakıyorum şöyle. Yorumlardan herhangi bir soru yok. Yorumu sorular için ve benim sorduğum sorular için kullanırsanız ben de takip edebilirim arkadaşlar. Yoksa araya kaynar. Yorumlarda hani şeyleri böyle kaç net yapıyorsun? AYT nasıl? TYT nasıl? Yorumlarınızı lütfen ya dersten sonra ya da arada yaparsanız çok sevinirim. Yoksa okurken karıştırıyorum ben de böyle. Bir gözle de o tarafa bakıyorum arkadaşlar. Hani kaçırdığım bir şey olmasın. Çok iyi anladım hocam demiş İlyas. Var ol be İlyas. Aslansın be, süper. Anlaşıldı demiş Sema Hanım. Çok sevindim. Şimdi arkadaşlar o zaman detaya inelim. Evet, Crescent'da anladım demiş. Şimdi gerund'ları biz nerede kullanıyoruz? Bir, noun compound'da. Yani isim tamlamalarında kullanıyoruz arkadaşlar. Tamlamalarda kullanıyoruz. Cleaning lady mesela. Cleaning lady ne demek? Temizlikçi bayan. Driving school. Sürücü kursu. Looking glass. Looking glass'ı bilen var mı? Looking glass. Yasemin, cuma günü detaylı olarak hepsini çözeceğiz, emin ol. Tamam mı? Looking glass'ı bilen var mı? Looking glass. Looking glass ne demek acaba? Looking glass, hemen vakit kaybetmeyeyim ben de. Looking glass ayna demek arkadaşlar. Ayna. Devam ediyorum. As the subject of a clause, bir cümleciğin sabjesi olarak, yani öznesi olarak kullanıyoruz. Eyvallah. As the subject complement, özne tamamlayıcısı olarak kullan, cam gibi demiş. Aynı aynı, Yasemin doğru cevap verdi, harikasınız. Aynı demek. As the subject complement arkadaşlar, öznenin tamamlayıcısı olarak ne diyor? My worst habit is eating too much junk food. Benim en berbat alışkanlığım çok fazla abur cubur yemek. Görmedin mi İrem? İşte gör, ayna gördüm. Şimdi gördüm. Arada kaynıyor böyle. Tamam. Devam ediyorum. After certain verbs, belirli fiillerden sonraki o fiilleri arkadaşlar ben dediğim gibi setimizin böyle listesinden aldım. O fiillerin çoğunu paylaşmaya çalıştım. Onlara bakacağız. Tamam mı? Kayseri Develi, YDS, Yöktil, YDT, herkes dinleyebilir. Tamam mı? Bir şeyler öğrenmek istiyorsan dinleyebilirsin efendim. After prepositions arkadaşlar, buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Sorularda preposition'ı gördün, yani edatı gördün. In, on, at, from, against gibi edatları gördün. Yapıştırıyorsun verb ing'yi, tamam mı? Yapıştırıyorsun ing takısıyla şıklara, ona bakıyorsun. Unutma. I changed his mind without, çok popüler zaten, breaking his heart. Onun kalbini kırmadan, madan meden, without unutma lütfen. Onun kalbini kırmadan ne yaptım? Fikrini değiştirdim diyor. Bu önemli. Bakın dikkat edecek olursanız işte fiil prep, adjective prep, ondan sonra noun prep, hepsi prep arkadaşlar, bakın burası. Dolayısıyla kuralımızı unutma. Prep'ten sonra gerund gelecek. Gerund ne? Verb ing, tamam mı? Prep'ten sonra gerund. Bunların hepsini göstereceğim. Bakın fiilden sonra arkadaşlar prep gelmiş, ing. Ondan sonra adjective'den sonra prep gelmiş, ing. Intention noun isimdir. Prep gelmiş, devamında ing. Yani mantık
Preplerden, edatlardan sonra arkadaşım ne yapıyorsun? ING'yi yapıştırıyorsun. Unutma lütfen. Geçtim. Eyvallah Şeyma, harikasın. Non-close mu, haftaya mı geliyor? Kısmetse haftaya geliyor Berkay. Evet. Arkadaşlar, gerunds with some common phrases. Bu go hunting gibi. We plan to go sightseeing. Geçtim. By'dan sonra erek, arak anlamında verb ing kullanıyoruz. Without'la aynı şekilde. Without'la meden, madan anlamında ing kullanıyorduk. Bakın, you can learn by better by teaching others. Bunu siz de biliyorsunuz. Başkalarına öğreterek daha iyi öğrenebilirsin, değil mi? Yani biz ne yap, küçükken ne yapıyorduk? Düşünseniz, hani okuyorduk. Dur bir anne, sana bir okuyayım ya şunu. Baba, sana şunu bir okuyayım dersiniz ya. Daha iyi öğreniyor insan. Dondu. Donmadı. Donmadım ya, buradayım. Şık şık. Cuma günü yapacağız inşallah, tamam mı? Donma yok değil mi arkadaşlar? Devam ediyorum. Erkan bir dondu dedi ama sonra geri çekti. Sanırım sorun yok. By arkadaşlar çok popülerdir, bakın. By'ı lütfen unutmayın. Erek, arak anlamında by teaching. Öğreterek, başkalarını öğreterek daha iyi öğrenebilirsin. Without, madan, meden anlamında çok popülerdir. It's impossible to work so much without taking a break. Mola vermeden hepsini söyleyeceğim. Evet, Fede söyleyeceğim. Tamam, sorun yok, yok demişler. It's impossible to work so much without taking a break. Mola vermeden bu kadar çok çalışmak impossible, imkansız demiş arkadaşlar. Without'tan sonra verb ing kullanıyoruz. Burada size bir tane infinitive yapı da vereyim mi? Vereyim mi? Bak, impossible demiş, imkansız. To work demiş. Bakın, burada bir infinitive var aslında. Yani o zaman mantık şu. Sıfatlardan sonra da infinitive kullanılır. Bunu sakın unutma. Nasıl preplerden sonra verb ing kullanıyoruz, sıfatlardan sonra infinitive kullanılıyor arkadaşlar. Unutmayın. Spend, waste fiiliyle beraber verb ing kullanımı çok popülerdir. Bakın, diyor ki we spend a lot of time. Çok fazla vaktimizi geçiriyoruz, harcıyoruz. Working on the planning of the project. Projenin planlanması üzerine çok vakit harcıyoruz demiş. Don't waste your money. Paranı boşa harcama, israf etme. Trying to renovate the house. Evi yenileme çalışırken paranı boşa harcama demiş arkadaşlar. Spend, waste fiilini unutmuyoruz. Ve sit, stand, lie da yine aynı şekilde verb ing kullanımı çok yaygındır. He sat on the couch, kanepeye oturdu. Watching TV all day long. Gün boyunca ne yaptı? Gün boyunca arkadaşlar televizyon izleyerek kanepeye oturdu demiş. The people were standing in the queue waiting for it to be their turn. Sıralarını bekleyerek ne yapıyorlarmış arkadaşlar? Sırada duruyorlarmış, bekliyorlarmış. Busy var, doğrudur. Aynen öyle, busy with ile kullanılıyor. Onları da anlatacağız. Dikkat edelim lütfen. I usually lie yine aynı şekilde, bakın, ing ile devam etmiş kıymetli arkadaşlarım. Önemli, biraz daha önemlilere geliyoruz. Bakın, bunlar kalıplar ve hep ing ile. Şöyle bir iki kere tekrar ettiğiniz bunlar yerleşir. Waste of time, waste of energy, waste of money. Bunlar arkadaşlar verb ing ile devam ediyorlar. It's a waste of time. Zaman kaybı. Waiting things to get better by themselves. Kendi kendilerine bazı şeylerin iyileşmesini waiting, bekleme zaman kaybıdır demiş. Ne diyor? I believe it's a waste of money. Para israfı, buying cheap low quality items. Yani arkadaşlar bu ne diyor burada? İşte ucuz bir şeyler satın almak para israfıdır. Ne derler ona? Ucuz etin yahnisi yavan olur derler ya. Aynen öyle. Pekala, waste of time, waste of energy, waste of money. Bu yapıyı unutmuyoruz. Bunlardan sonra ing kullanıyormuşuz. Bak. Word arkadaşlar, word. It's word. Değer. Değer mi değer, değmez mi bilmiyoruz. Bakacağız. Verb ifadelerinden sonra arkadaşlar verb ing kullanmayı unutmayın. The museum is definitely worth visiting. Yani müze kesinlikle ziyaret etmeye değer. These small issues are not worth worrying about. Bu küçük sorunlar endişelenmeye değmez. Not worth, tamam mı? Buradaki arkadaşlar yapımızdan sonra da ing aldığını lütfen unutmayalım. Pekala, it was no good, it was no use. Sorular da çıkar. Cuma gününde çözeceğiz. Verb ing ile kullanmayı unutmayalım lütfen. It's no good trying demiş. It's no use speaking demiş. There is no point in
in kullanılırsa zaten prep'ten sonra zaten verb ing geliyor. In kullanılmasa da arkadaşlar olabilir. No point verb ing ile kullanılıyor. Unutmayalım lütfen. There's no point in discussing. Yani what we could have done better. Daha iyi neler yapabiliriz? Bunun konuşmanın faydası yok demiş. Busy verb ing ile kullanılıyor. We were busy with ile de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Redecorating the flat for the whole week. Yine aynı şekilde have a good time, nice time, hard time, trouble, fun, difficulty. Bunlarda arkadaşlar in prep'ini de kullanabilirsiniz. Difficulty in, trouble in mesela, tamam mı? Bunlarda kullanılmayabilir. Verb ing ile devam etmesi çok popülerdir. Sakın ola unutmayın. Sınavda karşınıza çıkar arkadaşlar. Şu trouble ve difficulty'ye köle gözlerinizin kıskacını alın bu ikisini. She had a hard time driving the heavy rush hour traffic demiş arkadaşlar. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde araba kullanmakta zorlandı demiş. Pekala, şöyle geçiyorum arkadaşlar. Evet. Can't help, couldn't help verb ing yapıları kıymetli arkadaşlarım. Bunu da muhakkak bilin. Bazılarınız biliyordur. Buradaki help yardım etme anlamında değil, kendini alamamak anlamında kullanılıyor. I can't help feeling nostalgic whenever I remember my former neighborhood. Yani eski mahallemi, eski mahallem, former bir önceki anlamına geliyor arkadaşlar. Eski mahallemi ne zaman hatırlasam nostaljik hissetmekten kendimi alamıyorum. Yani böyle bir duygusallaşıyorum, böyle bir modum düşüyor demiş. Tamam mı? Can't help verb ing, couldn't help verb ing ile kullanılıyormuş. Unutmayalım dostlar. Feel like aynı şekilde verb ing ile kullanılıyor. He was full. He was full demiş. Tokmuş. So bundan dolayı he didn't feel like eating any cake. Yani toktu. Bu yüzden kek yemek istemiyordu. Yani canı istememek anlamında kullanılıyor. How about, what about yapılan önceden görmüştük. How about, what about verb ing ile kullanılıyor. Aynı şekilde can't stand, katlanamamak. Can't bear, katlanamamak, dayanamamak anlamında verb ing ile kullanılıyor. Unutmayalım lütfen. I can't stand being criticized unfairly. Yani haksız yere, bakın buradaki can't stand'den sonra arkadaşlar being verb 3 pasifi görün lütfen. Criticizing dememiş. Eleştirmeye katlanamıyorum dememiş. Eleştirilmeye katlanamıyorum, dayanamıyorum demiş. Unutmayın lütfen. I can't bear having to work overtime. Yani fazla mesai yapmaya dayanamıyor. She can't bear. Özür dilerim. Fazla mesai yapmaya dayanamıyor demiş. Overtime da işte over her şeyin fazlası ya zaten. Overtime zamanın fazlası. Fazladan çalışma, fazla mesai diyoruz. Instead of verb ing ile kullanılıyor yine aynı şekilde. Some children play video games instead of spending time outside. Dışarıda vakit geçirmektense ne yapıyorlar? Video game oynuyorlar demiş arkadaşlar. Bu yapıları lütfen unutmayalım. Aynen öyle. Tabii ki Feride, doğru. Donmadım ya Patrick, herhangi bir sorun yok. Devam ediyorum. Arkadaşlar bu yapılar, bakın önemli olan yapılar, bu yapılardan, az önce bahsettiğimiz yapılardan sonra verb ing istisnasızdır. Yani verb ing yapıştırırsınız. Cuma günkü sorularda göreceksiniz. There is no point demiş mesela. Ne diyeceğiz? Verb ing'i yapıştıracağız. Eyvallah Yasemin, harikasın. Gerald dedik ki arkadaşlar, buralarda çok uzatmayacağım. Participle'lara geleceğim. Özne konumunda kullanılıyor dedik. Yani özne konumunda şu şekilde kullanabilirsiniz. Özne konumunda isim working in the garden. Bahçede çalışmak. Is good for one's health. Sağlık için iyidir. Taking a shower before going to bed. Yatmadan önce duş almak. Bunlar arkadaşlar isim olarak kullanılıyor bakın. Yani şuradaki gerund'u participle'la karıştıran var mı? Bir el kaldırsın, bir şey yapsın yorum. Hocam ben karıştırıyorum desin. Buradaki gerund'la hala bir participle karşınıza çıksa karıştırır mısınız? Participle'ın kuralı belli zaten. Az önce anlattık. Yeni gelenler için tekrar edeyim arkadaşlar. Şöyle iki cümlemiz olması lazım. Burada participle cümle başında olabilmesi için kıymetli arkadaşlarım, öznelerinin aynı olması gerekiyor. Burada bakarsanız bir tane cümlecik var zaten, böyle bir durum yok ki. Participle olacak bir durum yok. Burası gerund, fiilimsi, tamam. Geçtim. Burada kurallarımız var. Yani tek bir tane olduğunda Ahmet Eren, inşallah anlaşıldı şimdi. Tek bir tane olduğunda arkadaşlar tekil olarak, işte iki tane kullanıldığında çoğul olarak değerlendirilmiş.
Devam ediyorum. Subject complement arkadaşlar özne tamamlayıcısı olarak kullanılıyor. Az önce örnekte de bahsetmiştik zaten. One of my favorite pastime activities is going sailing with friends. Arkadaşlarla bisiklet sürmeye gitmek diyor. Pekala geçtim. En sevdiğim eğlence aktivitelerinden bir tanesi. The worst part of being a minor is having to work. Bu aralar minor olma çok popülerleşti iyice. Is having to work under unhealthy conditions. Buradaki minor'dan değil tabii ki. Sanal minorlık var ya şimdi. Geçtim. Gerund object position. Arkadaşlar nesne konumundaki gerundlara bakacak olursak bazı fiillerimizden sonra gerund kullanımı aşırı derecede yaygındır, popülerdir arkadaşlar. Mesela admit, kabul etme. The murderer, katil, finally, sonunda admitted, kabul etti. Neyi? Killing the victim. Kurbanı, öldürdüğünü kabul etti. Avoid, kaçınma. You should avoid arguing with him at all costs. Ne pahasına olursa olsun onunla tartışmaktan kaçınmalısın demiş. Complete, tamamlamak. Delay, deny, discuss, suggest, report, remember, recall, recollect. Bunlardan sonra arkadaşlar verb ing kullanımı çok ama çok popülerdir. Yalnız tekrar söylüyorum. Size şunu söylemeyecekler. Bir tane fiil verecekler. Hadi bakalım bil bakalım. Gerund mu geliyor? Infinitive mi geliyor? Bu şekilde değil de. Daha çok participle şekilde arkadaşlar. Karşınıza çıkacak. Ve aynı şekilde adjective clause'ların ya da adverbial clause'ların reduction'ları vardı hatırlarsanız. Bunlar da karşınıza çıkacak. Burada ne öğrenmemiz gerekiyor peki gerund'larda? Kullanılan prep'lere çok dikkat edin. Olur mu? Lütfen. Yani videoyu, ekran resmi alın, videoyu tekrardan. Onları muhakkak not alın arkadaşlar. Karşınıza kesinlikle çıkacaktır. Emin olun. Pekala devam ediyorum. Diyor ki gerund after prepositions. Ta 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 tam. Başladık dikkat etmeye. Prep'lerden sonra ne geliyormuş? Gerund geliyormuş. Verb ing geliyormuş. Unutmayalım. Apologize for. Apologize for oluyormuş. Believe in. Believe in oluyormuş. Comment on. Consist of. Insist on. Participate in. Succeed in. Worry about. Bunlar arkadaşlar bakın. Okuma yaparken de bunlara dikkat edeceksiniz. Ders çalışırken de bunlara dikkat edeceksiniz. Preposition bu şekilde çalışılır. Cümleleri okuyacaksın ve diyeceksin ki bu bunu alıyormuş ya dediğin zaman, not aldığın zaman olay bitmiştir. He didn't apologize for coming late. Geç kaldığından dolayı özür dilemedi. And walked towards his seat. Gitti koltuğuna doğru yürüdü. Oturuvermiş koltuğuna doğru yürümüş. Burada arkadaşlar bakın apologize for oluyor. Cepte bir, varan bir. For'dan sonra biz gerund kullanıyoruz. Varan iki. Daha ne olsun? Prep'te öğrendin. Prep'ten sonra ing kullanımını da öğrendin. Burada diyor ki I only believe, inanıyorum in. Believe in'le kullanılıyormuş. Doing ing ile devam ediyormuş. Lütfen unutma. Bunları arkadaşlar okuyoruz. Çevirmeye çalışıyoruz. İyice yerleşecektir. Devam ediyorum ben. Şimdi verb fiilimiz. Obje, nesnemiz, preposition kullanılıyor yine ve gerund'la yine devam ediyor. Bakın, accuse you, no one can accuse you of neglecting your job. Buna dikkat et lütfen. Ne diyor? İşini ihmal etmekle, neglect ihmal etmek anlamına geliyordu. İşini ihmal etmekle kimse seni suçlayamaz. Accuse of'la kullanılıyormuş. Kıymetli arkadaşlar unutmayın lütfen. Karşınıza çıkacak. Apologize for, blame for, charge with. Charge with de arkadaşlar önemli biliyorsunuz. Ne diyor? Neil was charged with giving classified information to rival companies. Rival, rakip demek biliyorsunuz. Rival, rakip. Neil, rakip şirketlere gizli bilgi vermekle ne yaptı? Suçlandı. Charge with, suçlanma. Devote to, kendini adama, bir şeye adama. Discourage from, suspect of, şüphe değil mi? I suspect Jack of spreading gossips about me. Benimle alakalı dedikodular yaydığından şüpheleniyorum Jack'in demişim. Prevent from'la kullanılıyor arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Believe in olmadan da kullanılıyor. Doğru. Bazen hep şey yapıyoruz ya Burak'cığım. Hani in'i böyle mesela trouble, difficulty, in parantezle kullanıyoruz. Ondan dolayı yani in kullanılabilir, kullanmayabilir. Lütfen unutmayalım. Tamam mı? Devam edelim. Mükemmel bir yer size. Sıfatlar, prepler ve verb ing'ler. Arkadaşlar buradakileri muhakkak not alın. Anlamları zaten biliyorsunuz. Anlamlarını bilmeyenler not alsınlar arkadaşlar.
bu çok uzun vaktimiz olmadığı için burada hızlı bir şekilde geçeceğim. Çok popüler ve çok fazla karşınıza çıkacaktır. Bu yapılar soru çözerken, okuma yaparken lütfen bunları bilin. Adjective, prepler ve devamında verb ing'ler. Accustomed to verb ing, afraid of verb ing, proud of verb ing. Eğer ki tabii ki fiil kullanılacaksa fiilimsi kullanmak durumdasınız. Geçtim. She's not accustomed to staying away from her family for more than a couple of days. Birkaç günden fazla ailesinden uzakta kalmaya alışkın değil demiş arkadaşlar. Tamam mı? As she wasn't expecting us there. Orada bizi beklemediğinden, as, since, because anlamında kullanılmış. She wasn't quite happy. Mutlu değildi about seeing us at the party. Partide bizi gördüğünden mutlu değildi, hoşnut değildi demiş. Interested in kullanılmış. Capable of, notorious for. Mesela şu sıfatımız en son girmiş olduğum YDS'ydi de arkadaşlar, çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Öncekinde de çıktı. Ne zaman YDS sınavına gitsem ben bu notorious kelimesini, sıfatını arkadaşlar görüyorum. Bilen var mı anlamını? Hemen bir yazın. Sugar and salt are notorious for causing a lot of health problems. Yani şeker ve tuz pek çok sağlık problemlerine sebep olmayla alakalı bir şeyler bahsediyor. Ne demek olabilir? Hadi bakalım. Bir tane harika Burak yapıştırdı. Evet, kötü anlamda herkesin bildiği gibi kötü ün. Kötü ünlü arkadaşlar, notorious, kötü ünlü, kötü şöhretli anlamlarına geliyor. Bakın, kötü olarak tanımak aynen öyle, her sınavda YDS'ye ne zaman girsem arkadaşlar bu sıfat karşıma çıkıyor. Ya doğru cevap olarak çıkıyor, ya yanlış cevap olarak çıkıyor, ya bir parçada çıkıyor, muhakkak bilin. Geçtim. Noun, preposition ve gerund'lara dikkat edecek olsak, isim, prepler, edatlar ve verb ing'ler nasıl devam ediyor? Advantage of, güzel, chance of, choice between, danger of, difficulty in. Mesela Burak buradaki gibi bakın. Hop, ne yapmışız? Parantez içi almışız. Doubt about, excuse for. Buradakileri de muhakkak bilin. Bunlar da isimlerle beraber kullanılan preplerimiz ve devamında verb ing alıyorlar. Çok popülerler, karşınıza çıkabilir. Ne diyor arkadaşlar? Hemen bir bakalım. The possibility of making a fortune. Yani bir servet kazanma ihtimali. Lead so many people to buy a lottery tickets demiş. Yani bu kadar çok insanı ne yapıyor? Piyango bileti almaya itiyor. Doğru mu? Zookeepers are always under the risk of getting attacked by the animals they take care of. Bakın arkadaşlar, burada da ne diyor? Hayvan bakıcıları her zaman baktıkları hayvanlar tarafından saldırıya uğrama riski altındadır. Saldırıya uğrayabilirler demiş kıymetli arkadaşlarım. Need for, point of, bunlardan sonra verb ing kullanımları çok popüler. Lütfen unutma. Preposition. Arkadaşlar preposition, noun ve preposition gerund, double preposition kullanımına dikkat edin. On account of, on the brink of, on the point of, on the verge of, in charge of. Bunların çoğunu ben aslında bazen yorumlarda görüyorum. Şimdi işte ben şunu şunu karıştırıyorum hocam diyenler. Instagram hesabını takip ediyorsunuz arkadaşlar, hepsini paylaşıyorum aslında ben. YKS değil hesabımızda. YKS değil. YDS alt tire yine. YDS Publishing hesabında arkadaşlar düzenli olarak ben bunları paylaşıyorum. Güzel yazımla da amma yazdım ha. YDS Publishing. Evet. YKS değil. Alt tire YDS, alt tire YDS Publishing hesabımızda arkadaşlar ben bunlarla alakalı paylaşımlar yapıyorum. Lütfen takip edin. Ayrıca bugün hemen dersten sonra arkadaşlar Gerund Infinitive Participle'larla alakalı test PDF'sini atacağım. Nereye atacağım? YDS dijitali atacağım arkadaşlar. download.ydspublishing.com videonun altında da zaten olacak açıklamasına. Oraya bastığınız zaman bu zamana kadar anlatmış olduğum bütün konuların testlerini cevap anahtarıyla birlikte oradan indirebilirsiniz. Hemen bugün dersten sonra inşallah atacağım. Oradan çıktısını alın. Cuma günü hazır ve nazır bir şekilde beni bekleyin, tamam mı? Buraya geçiyorum. On the brink of, on the verge of, göz açıp kapıncaya kadar anlamlarına geliyor arkadaşlar. The child was on the brink of falling off the balcony. Üzere anlamına da geliyor. When his father grabbed his arm demiş. İşte babası
Kolunu tuttuğunda grab yakalama tutma. Tuttuğunda çocuk balkondan düşmenin eşiğindeydi. Az daha düşecekti. On the verge of da aynı şekilde aynı anlama geliyor. Ne demiş? In 1983 the two superpowers were on the verge of starting a nuclear war demiş. 1983'te iki süper güç nükleer bir savaş başlatmanın eşiğindeydi diyor. 83'lerde de böyle, 2003'lerde de böyle, 2013'lerde de böyle. Hep böyle bakalım. Allah sonumuzu hayır eylesin. Unutmuyoruz ama biz preplerden sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Jarent getiriyoruz. Popüler preplerimizi çeşit çeşit gösteriyorum size. Devam ediyorum. Şimdi bu prepler karşımıza nasıl çıkabilir arkadaşlar? Onlara bakalım. Hemen diyoruz ki Jarent. Yani bildiğimiz verb ing. Bakın I'm sure she enjoys verb ing kullanmışım. Basit olan bir Jarent değil mi bu? Spending time with us. Bizimle vakit geçirmekten hoşlanıyor. Eminim bizimle vakit geçirmekten hoşlanıyor. Enjoy'den sonra verb ing kullanmış. Aktif. Passive Jarent nasıl oluyor arkadaşlar? Being verb. Bakın. Everybody likes being praised. Herkes övülmekten hoşlanır. Hadi beni biraz övsene. Dersine karşıya. Everybody likes, seviyor bakın. Şöyle olsaydı arkadaşlar, bu praising olsaydı ne olurdu? Herkes övmeyi seviyor. Everybody likes being praised dediğim zaman herkes övülmeyi seviyor. Herkes övülmekten hoşlanır anlamına geliyor arkadaşlar. Peki perfect gerund'lar, buradaki yapılar neydi? Öncelik sonralık daha önce olmuş olduğunu anlatmak istediğimizde kullanıyorduk. Bakın ne diyor? Şimdi de karıştırmayalım. The man admitted. Adam kabul etti. Neyi kabul etti? Önceden yapmış olduğu bir şeyi kabul etti. Bakın dikkat. Having stolen the money. Yani adam parayı çaldığını kabul etti. The man admitted kabul etti neyi? Bu işi yaptığını. Aktif bir şey bakın. Ama perfect gerund. Dikkat. Evet Burak'cığım. Passive perfect gerund arkadaşlar. Yine geçmişle alakalı pasif durum bakın. The phone had lots of scratches on it. Pek çok çizik varmış telefonun üzerine. Because of having been used carelessly. Dikkatsiz bir şekilde kullanıldığından dolayı. Den dolayı because of. Kullanıldığından dolayı telefonun üzerinde pek çok cızık var diyor arkadaşlar. Bakın burada da telefonun kullanılması pasif. Kullanıldığından öncelik sonralık ilişkisinden dolayı da having been verb 3 yapılmış. Gerund'un tamamı budur. Gerund derseniz ben size bu tabloyu derim. Başka da bir şey demem. Bu tablo Gerund'u anlatıyor. Anlaşılmıştır umarım arkadaşlar. Ve buraya da hızlı geçeceğim. Bunları tek tek örneklerle zaten influence seti verilmiş. Biz bunları anlattık. İşte ne dedik? Passive Gerund'lar being verb 3 olur. Bakın hepsinde arkadaşlar. Şurada being verb'ü çevirmiş halde. It doesn't like being asked to work overtime. İşte being rewarded, being watched. Hepsi arkadaşlar passive gerund anlatıyor. Being criticized, after being promoted, being applauded. Alkışlanmaktan bahsetmiş. Geçtim. Daha sonra perfect gerund, having verb 3. Bunları da anlattık arkadaşlar. Öncelik sonralık ilişkisi vardı. Zaman farklı ise biz perfect gerund kullanıyoruz. Az önce anlatmıştım zaten. Mesela ne diyor? Jane didn't remember us. Bizi hatırlamadı. Having met once before. Önceden tanışmış olduğumuzu hatırlamadı diyor. Tamam mı? Daha önce tanışma olayı önce olmuş. Hatırlama olayı sonra olmuş. Öncelik sonralıktan dolayı arkadaşlar. Burayı ne yapıyoruz bakın? Verb ing. Having verb 3 ile yapıyoruz. Passive perfect gerund'da eğer buradaki önce olan olay pasif durumdaysa arkadaşlar. Having verb 3 ile, having been verb 3 ile yapıyoruz. Ne diyor? A lot of people, çok fazla insan, pek çok insan, complain about, bak hocam ne yapacağız? Complain about oluyormuş, at cebe, unutma bunları. Complain about having been offered poor service, yani pek çok insan kötü hizmet sunulduğundan şikayet etti. Bakın, complain about neden şikayet etti? Having been offered, sunulma, poor service, kötü hizmet sunulduğundan dolayı. Dikkat edin bunlara lütfen. Pekala geldim infinitivlere. İnfinitivlerde de arkadaşlar mantık şudur. Özne konumunda kullanılıyor. Yine aynı şekilde subject complement arkadaşlar özne tamamlayıcısı olarak kullanılıyor. Eyvallah. After preparatory it yani it ile beraber kullanımı çok yaygındır. It is difficult to it to it to unutmayalım. After certain verbs belirli fiillerden sonra çok popülerdir. Fiilleri gene göstereceğim. After verb
object. Yine aynı şekilde bakın, bu önemli işte burada. Kozatiflerde de aynısını söylemiştik aslında. We don't need, ihtiyacımız yok you, sana, to tell us how to behave. Bakın burada arkadaşlar bir obje geldiğinde, fiilden sonra obje geldiğinde infinitive. Buna yıldızı at. Bu bir. Sınavlarda arkadaşlar bu çıkıyor. YDS'de de, yok dilde de, YDT'de de karşısına çıkacak olan soru tarzı birincisi budur. Fiil vardır. Devamında obje vardır. Bir nesne vardır. Ve boşlukta infinitive ile devam eder. Yaz bunu bir kenara ya. Evet, devam ettim. Ejektif. Belirli ejektiflerden sonra buraya da yıldızı attım mı? Attım. Arkadaşlar sıfatlardan sonra az önce de dedik ya. It's impossible to. It's certain to. Infinitive ile devam eder. Bakın unutmayın lütfen. Sıfatlardan sonra arkadaşlar infinitive ile devam eder. Lütfen unutmayın. Devam ediyorum. Ne yaptık? Şeyde busy sadece hariçti arkadaşlar. O busy'den sonra biz genitive devam ediyoruz. Lütfen onu karıştırmayın. Paul up so early in the morning demiş. İşte after certain nouns, belirli isimlerden sonra, bunlar genellikle soyut isimler oluyor arkadaşlar. Soyut isimlerden sonra infinitive ile devam ediyoruz. After question words, bakın bu da önemli. What to do, where to go gibi. İşte where to stay, what to do, what to eat gibi yapılar arkadaşlar. Yani double h'lerden sonra biz ne yapıyoruz? Infinitive kullanıyoruz. Whether'dan sonra yine aynı şekilde I'm thinking of whether to join the group or not. Gruba katılsam mı katılmasam mı diye düşünüyorum demiş. Whether'dan sonra da infinitive kullanılır. Unutmayın. Yine aynı şekilde reduced relative clauses, yani adjective clause'larda da anlatmıştık. İşte the last, the first, the second, the only superlative yapılarında kısaltırken bir önceki derste arkadaşlar lütfen izleyin. Ne yaptık? Infinitive kullanıyoruz dedik kıymetli arkadaşlarım. Evet. Harikasınız. Dondu. Dondu diyenler varmış. Ne zaman donmuş? Evet. Arkadaşlar 5.30 aceleniz mi var? Acelem var. Yetişmez çünkü. 5.30'a kadar anlatacağız ya. Biraz daha geçiririz. 5 dakika 10 dakika ama biz programımızı hani 16-17.30'a göre yaptık. Ondan dolayı konuları hepsini size aktarmak istiyorum. Her fiil için mi geçerli fiil, obje ve to yapısı? Aynen öyle. Fiil objelerde to yapısı aslında birkaç tane istisna var. Onları şimdi göstereceğim. Ve direkt infinitivsiz olarak, yani to'suz olarak kullanılanlar da var. To'suz olarak kullanılanları da göreceksiniz. Bazı kaynaklarda da okumuşsunuzdur. Yani farklı farklı kaynaklardan çalışıyorsunuzdur muhakkak. Eğer işin tamamını görüyorsanız nesneyle birlikte, hani nesneden sonra arkadaşlar fiili yalın halde base form'da kullanırsınız. Bu da işin tamamını görmüş olduğunuzu, işte verb ing ile kullanırsanız işin yarısını görmüş olduğunuzu anlatır arkadaşlar. Ki şimdi infinitive'in içerisinde onlardan bahsedeceğim, tamam mı? Devam ediyorum. To yapısı önemli, enough to yapısı önemli kıymetli arkadaşlarım. To yapısını muhakkak not alalım. Bakın too young, aşırı derecede, olumsuz bir anlamı vardır, aşırı derecede diyor. In their 20s, 20'lerinde people are too young, aşırı genç olurlar to understand certain things. Belirli şeyleri anlayamayacak kadar genç olurlar. Yapamayacak kadar diye çevrilir bunlar genelde. To yapısıdır. Lütfen unutma. Soruyu çözerken de bu şekilde çözersiniz. To yapısı. Enough to da aynı şekilde. Teenagers are not old enough. Yeterince yetişkin değildir. To understand certain things. Belirli şeyleri anlayabilecek kadar yeterince yetişkin değildir deriz arkadaşlar. To show purpose. Zaten infinitive'in genel amacı infinitive of purpose. Yani amaç ifade etmek için infinitive kullanılır. Ne diyor? We need all these ingredients. Bütün bu malzemelere ihtiyacımız var. To make this cake. Bu keki ya da bu pasta yapmak için bütün malzemelere ihtiyacımız var demiş kıymetli arkadaşlarım. Peki it takes some time. It takes you at least 8 hours. It takes the yapısıyla beraber arkadaşlar to fly. Infinitive kullanımı yaygındır. Yine aynı şekilde bakın burası önemli. Burası önemli. Be verb 3 yapılarında, yani arkadaşım pasif yapılarda, hemen şöyle yazalım. Pasif yapılardan sonra infinitive kullanımı, ben genel olarak to verb 1 yapıyorum ama diğer yapıları da göreceğiz. Infinitive kullanımı çok yaygındır. Pasiften sonra infinitive çok yaygındır. O zaman bir şöyle göz getirelim arkadaşlar. 1. Ne dedik?
Fiil, fiilden sonra nesnemiz varsa infinitive kullanıyoruz. 2. Sıfatlardan sonra kaydoluyor Sofya. Sıfatlardan sonra arkadaşlar infinitive kullanıyoruz. 3. Double H question'lardan sonra ya da işte whether'dan sonra infinitive kullanıyoruz. 4. To, enough to yapılarında infinitive kullanıyoruz. 5. Arkadaşlar 5 de size şu olsun. En önemlilerinden, böyle soruda kesin karşına çıkacak dediklerinden, be verb 3 pasif yapılardan sonra infinitive kullanıyoruz ve diğer varyasyonlarını da kullanabiliriz tabii ki. Unutmayın lütfen kıymetli arkadaşlarım. Infinitivelerde bu kadar, detayına ineceğim şimdi. Detayda da özne konumunda kullanabilirsin bunu. To send a man mission to Mars. Mesela öznemiz to send. Ne diyor arkadaşlar burada? Mars'a insanlı bir uzay uçuşu yapmak is harder than you might think. Sandığınızdan daha zordur demiş. It's harder than you think. You might think to send a man mission to Mars. Aynı anlama geliyor. To be in charge of. To have experience in this field. Bakın burada fiilimiz arkadaşlar. Burası infinitive öznemiz. Infinitive öznemiz. To work hard for the whole week has really exhausted me. Beni gerçekten çok yordu bütün hafta boyunca sıkı çalışmak demiş. Dikkat ederseniz burada yine aynı şekilde arkadaşlar infinitive yapısı. Mesela infinitive'de şöyle bir şey var. Hani participle'la karıştırma şansınız yok. Çünkü çok önemli, çok kıymetli bir bilgi. Participle sorularında arkadaşlar başta olduğundan mütevellit böyle to ile beraber to'lu participle başta olmaz. Baktınız soruya, participle olduğuna kanaat getirdiniz. O zaman arkadaşlar to'lu yapıları atıyorsunuz. Çünkü participle'da to'lu yapı olmaz. Geçtim. Ne diyoruz burada? Subject complement arkadaşlar isim tamlaması olarak kullanabiliriz. Bunları yani yine isimle tamlanacak. Infinitive after it. İtle beraber kullanımı çok yaygındır. Bakın sorularda karşınıza çıkar. It's hard to wait for someone. Birisini beklemek zordur. Yine adjective kullanımı var zaten, bakın dikkat edin. Ya da noun kullanımıyla da olabilir arkadaşlar. It's your duty. Senin görevin. To keep this place clean and tidy. Bu yeri temiz ve düzenli tutmak senin görevin diyor. It's hard to wait for someone if you don't know when they will come. Ne zaman geleceğini bilmiyorsan eğer demiş, birisini beklemek zordur. Değil mi? Geldi gelecek, geldi gelecek. Bu kullanımlar çok yaygındır arkadaşlar. Adjective, infinitivler. Noun for, infinitivler. Bakın hep nesne almış, infinitivle devam etmiş. Molayı vereceğim, çok az kaldı Ezgi. Yine aynı şekilde it adjective of, noun pronounu aldı, infinitivi çak. It was so kind of you to reserve. It's very clear of them to share. It was rude of you to make. Dikkat ederseniz hepsinde noun pronoun araya bir nesneyi almış, to'yla devam etmiş diyoruz. Object position yani nesne pozisyonunda, nesne konumunda arkadaşlar kullanılabilir yine aynı şekilde. Effort, agree, appear, attempt, decide, deserve, expect, hesitate, intent ve manage en popüler infinitive fiilleridir. Yani bunlardan sonra arkadaşlar ne diyor bakın. I don't know, bilmiyorum. How she managed to do all the housework in such a short time. Bu kadar kısa zamanda bütün ev işini yapmayı nasıl başardı bilmiyorum demiş. Manage'dan sonra to do gelmiş, infinitive gelmiş. Bu yapılardan sonra arkadaşlar en popülerleri infinitive gelmesi olağandır. Arkadaşlar devam ediyorum. Bakın verb fiilim gelmiş. Object gelmiş. Buna yıldız atmıştık öbür tarafta. Infinitive ile devam etmiş. Advise him to cut. Allow me to play. Allow noun arkadaşlar, allow object YDS'de çıktı. Son YDS'de, bir önceki yanlış hatırlamıyorsam. Onun önceki de olabilir, bilemiyorum. YDS sınavında çıktı arkadaşlar bu soru mesela, tamam mı? Yani direkt allow bla bla bla, allow people vardı. Allow people to do. Dan soru çözülüyordu arkadaşlar YDS sınavına bakın. Convince the customer, convince ikna etti kimi? Müşteriyi. Nesnem, objem var. To verb one. Bitti. Anlaşılmıştır burası da. Buraya geçiyorum kıymetli arkadaşlarım. Yine buraya da yıldızımı attım. Adjektiflerden sonra ne kullanıyorum ben? To verb one kullanıyorum. Surprised to hear. Reluctant yani isteksiz to talk. Ready to start. Happy
to accept your kind invitation demiş. Seem to eager, istekli to help. Bakın sıfatlardan sonra da ne yapıyorum? Infinitive yani to verb one kullanıyorum kıymetli arkadaşlarım. Unutmayın bunları madde madde zaten söyledim. Bunları unutmazsanız gerund, infinitive ve participle'da asla soru kaçırmazsınız. Bakın ezber yapmak kesinlikle doğru değil Yasemin. Arada yine konuşalım tamam mı? Yine konuşalım. Vakit harcamayalım. Ben anlatacağım arkadaşlar. Ezber yapmak doğru değil. Yani şundan sonra şu gelir. Şundan sonra ing gelir. Bundan sonra to verb one gelir. Asla. Okudukça zaten bu size yerleşecektir. Ama dediğim gibi arkadaşlar sizi zaten participle'larda, reduction'lardan soru çıkacak genellikle. Kural her zaman için geçerli. Pat Richard. Pat Richard ismini de söylesen de isminle hitap etsek. Pat Richard. What do we learn from cow, buffaloes and elephants? Bakın size iki tane yapı. Ne dedik? It's impossible to reduce weight by eating green grass and salads and walking. Yürüyerek, salata yiyerek, işte yeşillik yiyerek kilo kaybetmek imkansız. Ne dedik bakın? Bunları görmeniz lazım. Yani Instagram'da eğlencesini geziyorken bile bunu Instagram'da gördüm. Ben de kendi hesabımda paylaşmıştım arkadaşlar. Gördüm ben de paylaştım. Bakın burada bile gerund infinitive konusu çıkarabilmeniz gerekiyor kendinize. Impossible sıfattır. Sıfattan sonra ne kullanmış? Infinitive kullanmış. By erek arak anlamında. By'den sonra ne kullanılıyordu? Eating, gerund kullanılıyordu. Unutmazsınız arkadaşlar. Olay bitmiştir. Tamam mı? Evet. Geçtim. Certain nouns. Belirli isimlerden sonraki tekrar ediyorum. Soyut isimler arkadaşlar. Soyut isimlerde before, after, before'dan sonra verb ing kullanılıyor Serpil. Ability, yetenek to adapt. Chance to correct, decision to move demiş, dream to fly demiş, goal to become. Soyut isimlerden sonra infinitivlerle, bakın soyut isimlerimizi görüyorsunuz, soyut isimlerden sonra arkadaşlar infinitivle devam ediyoruz, lütfen unutmayalım. Double H'leri zaten söylemiştim. Bakın ne diyor? Robert never knows. Asla bilmiyor. How to behave in public. Toplum içinde nasıl davranacağını bilmiyor. Bunun uzun hali bu şekildedir. Robert never knows how he should behave in public. Reduction olmuş şekli budur arkadaşlar. Dolayısıyla double H'lerden sonra biz ne kullanıyormuşuz? Double H'lerden sonra arkadaşlar infinitive kullanıyormuşuz. Lütfen unutmayın. Reduce relative clauses ki geçen hafta relative clause'ları anlatmıştım reduction olarak da. Bunları arkadaşlar orada da anlattığım için çok uzatmayacağım. Hemen bir tane örnek vereyim. Son kısımda anlatmıştım. Ahmet is the first person. Bakın the first az önce söyledim. The last, the second, the only ve superlative yapılarda kıymetli arkadaşlarım infinitive kullanıyoruz. Ahmet is the first person to consult when you need some information. Bilgiye ihtiyacın olduğunda danışacağın ilk kişi Ahmet demiş. The first, the second, the last, the only ve superlative yapılarda infinitive kullanıyorsun. Gözünün yaşına bakma. Yoksa sen üzülürsün. Tamam mı? There is nothing else, nothing else to do at the moment. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Nothing, anything, everything, something gibi yapılarda da biz infinitive yaparken ne yapıyorduk? To do ile devam ediyorduk. Bakın bunu da yine sosyal medyadan takip ederken almıştım, paylaşmıştım zamanında. This woman, bu kadın is the first female marine to pilot, pilotluk eden şu uçağı, combat jet'e pilotluk eden ilk kadın demiş arkadaşlar. Dolayısıyla the first, the only, the best gibi yapılarda infinitive kullanmayı unutma. Enough ve to yapıları kıymetli arkadaşlarım. Enough ve to yapılarında enough to yapılarını lütfen unutmayın. Microbes are too small to be seen with the naked eye. Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük mikroplar demiş. Bakın to kalıbımız var. To kalıbımız. Tuh suratına senin mikrop diyorsun. To unutmuyorsun. To kalıbından sonra ne yapmış burada arkadaşlar? Yine to be yapmış ama bakın dikkat ederseniz pasif yapmış. Görülemeyecek kadar küçük. Mathematics has always been too hard for me to understand. Too kalıbı. Dolayısıyla anlayamayacak. Matematik benim için her zaman anlayamayacak. Çok zor anlaşılacak bir konu demiş. Yine too kalıbını görüyorsunuz. Enough to kalıbı da aynı şekilde arkadaşlar. She is tall enough to reach the upper shelves. Yukarıdaki şelflere, raflara ulaşabilecek kadar. Bu ebilecek kadar. Bu da yapamayacak kadar. Bu aşırı anlamda olumsuz.
Rümeysa gelmiş olabilir. Kusura bakmayın, affedersiniz. To'yu unutmazsınız inşallah. Evet, to. Evet. She's not tall enough to reach the upper shelves. Yukarı raflara, yukarıdaki raflara ulaşabilecek kadar uzun değil demiş. Evet, geçtim burayı da. Enough da kullanıyorum biliyoruz arkadaşlar. Hatta bunların yerlerini karıştıran arkadaşlarım için hemen ben size bir tane de kural söyleyeyim. TSM. Biliyor musunuz TSM'yi? TSE, pardon, üzülüyorum. Bakın, to Türk standartları, evet. To arkadaşlar sıfat, yerlerini karıştıranlar için, hocam ben to'yu önde mi kullanıyorum, arkada mı kullanıyorum, nerede kullanıyorum unutuyorum diyenler için burası da enough. Dolayısıyla to'dan sonra sıfat, sıfattan sonra enough kullanılır. Bakın ne diyor? She's not tall enough. Ne diyor? Too hot. Noun'la da kullanılabilir arkadaşlar. Ya biliyorum Yasemin, takılıyorum ben de. Noun'la da kullanılabilir. I don't think we have enough time. Yeterince zamanımız yok. To go to the cinema now. Şu an sinemaya gidecek kadar zamanımız yok. Enough noun, bir isim de kullanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla devamında ne olur? Infinitive ile devam eder. Unutmayalım lütfen. Infinitive of purpose arkadaşlar amaç ifade etmek için kullanılıyor. Arkadaşlar in order to ve so as to ile aynı anlama geliyor. Make mak için bunu zaten biliyorsunuz. We set off very early. Çok erkenden yola çıktık. Ne için? To arrive, varmak için. In order to arrive, varmak için. So as to arrive, varmak için. There on time, oraya zamanında varmak için. Çok erken yola çıktık demiş arkadaşlar. Hepsi de, hepici de aynı anlama geliyor. Sıfatına to. Evet. Devam ediyoruz. Infinitive after it takes time, money, effort. Bunlardan sonra da arkadaşlar infinitive kullanılıyor. It takes at least, en azından 8 hours. 8 saat. En az 8 saat alır diyor. To fly from Europe to the USA. Avrupa'dan işte Amerika'ya uçmak. En az 8 saat demiş. It takes time, it takes money, it takes effort da arkadaşlar ne geliyormuş? To infinitive ile devam ediyormuş. Kıymetli arkadaşlarım, infinitive'in de özet tablosu gözlerinizden öper. Aman ha bunu kaçırmayın. Bakın, bare infinitive olabilir. Make you think. Burada neydi? Kozatifler vardı ya hani, hatırlarsanız. What makes you think you are suitable for this position? Bu pozisyona, yani bu konumda çalışmanızı size uygun düşen şey nedir? Ne düşünüyorsunuz? Yani neden kendinizi bu konuma uygun görüyorsunuz gibi bir soru mesela. To verb. They chose to take. Verblerden sonra arkadaşlar kullanılıyor. Progressive yapmak için to be thinking. Pasif yapmak için to be invited, I had expected, beklerdim to be invited to, ben de davet edilmeyi beklerdim ama davet edilmedim demiş. To have verb 3, the mammoth is bleed, to have become extinct, extinct nesli tükendiği düşünülüyor, biliniyor. As late as 5000 years ago, bakın burada arkadaşlar öncelik sonralık vardı hatırlarsanız, burada da yine aynı şekilde öncelik sonralık, burası aktiftir, burası pasiftir. Ve şurayı unutmayın, pasivlerden sonra da yine aynı şekilde to kullanılıyor. Exhaust fumes are known to have been increasing arkadaşlar. Yine bu da progressive anlatmak için kullanabilirsiniz. Bakın are known'u pasif yapıyı gördün, devamını infinitive düşüneceksin. Infinitive düşüneceksin, infinitive'de de öncelik var, sonralık var mı, perfect isteyen bir yapı var mı? Bak burada for decades demiş. Bunlara bakacaksın. Continuous mesela şunu ve şunu aynı şıkta vermiş. Ya continuous yaparsın ya perfect direkt yaparsın. Devam edersin, keyfine bakarsın. Arkadaşlar bunların açılımlarını da vermiş. Bu açılımları da şu şekilde perfect, infinitive, perfect, progressive, bunları da zaten anlattık. Şöyle yavaşça geçmiş olalım bunları da. Without to. To olmadan modullarda kullanıyoruz arkadaşlar, bildiğiniz gibi nobody can concentrate on two things at the same time. Aynı anda kimse iki şeye konsantre olamaz. Modullardan sonra to eki almadan kullanılan fiil yapısıdır. Modul like'larda da aynı şekilde bakın. Had better check, would rather take, would rather not comment. Normalde bakın buradaki verblerimiz, fiillerimiz to almadan kullanılıyor. Why yine aynı şekilde. Why drive in this heavy traffic when you can take the metrobus? Yani metrobüse binmek varken
neden bu yoğun trafikte araba sürüyorsun demiş. Why not drink something at a cafe? Neden kafede bir şeyler içmiyoruz derken de kullanılmış arkadaşlar. Make, have gibi kozatif yapılardan bahsetmiştik zaten. Kozatif yapılarda da arkadaşlarım bare infinitive yani to'suz olarak kullanılıyor. Hep bütün konular aslında arkadaşlar birbiriyle örtüşük bakın. Hepsi birbirini içeriyor. Hepsi birbiriyle ilintili, ilişkili. Yani çok böyle absürt, çok fazla konu yok aslında. Perception işte burada az önce bir arkadaşım sormuştu hocam bütün hep aynı kural geçerli mi diye. Bakın see fiili mesela. See fiilini iki şekilde irdeleyelim arkadaşlar. Ondan sonra ara vereceğim. Bir 5 dakika bir su, çay, kahve molası. Ondan sonra hemen participle'lardan örnekleri verip bitireceğim dersimi. Eylemin baştan sona görüldüğü ifade ediliyorsa. Bakın I saw Mike. Mike'ı gördüm. Şimdi fiilim var. Burada bir nesneyi kullanılmış, bir isim kullanmış. Mike demiş. Walk into that building in a haste. Yani Mike'ın o binaya in a haste aceleyle, telaşla girdiğini gördüm. Eylemin tamamını gördüğünü anlatır arkadaşlar bu. I saw Mike walking along the street with someone. Yani birisiyle beraber yürürken gördüm. Bu da eylemin bir kısmını gördüğünü anlatır cümlelerde. Dolayısıyla yani bu verb ing ile de kullanılır böyle. Verb one ile de kullanılır. Ama sınavda arkadaşlar bu şekilde test edilmiyor. Yani hadi bakalım eylemin tamamını mı görmüş? Bir kısmını mı görmüş? Şöyle mi görmüş? Böyle mi görmüş? Demiyor. Yani sınavda böyle bir şey, endişeniz olmasın. Acaba tamamını mı görmüş? Nasıl görmüş? Gibi bir şey düşünmeyin. Sınavda sorulan şeyler basit, basic, temel şeyler arkadaşlar. Temel şeyleri bilmeniz gerekiyor. Onlar da işte participle'lar. Birazdan anlatacağımız participle'lar kıymetli arkadaşlarım. Participle'lar nasıl kullanılıyor, nasıl indirgeniyor, ne gerekiyor, nasıl anlamlandırmamız gerekiyor onlara bakacağız. Dolayısıyla starting English grammar under water, so, kozatif, Yağmurcuğum kozatif anlatımını yaptık aktif pasif konum şeyinde ders anlatımında. Lütfen YouTube sayfamıza bakarsan YDS Publishing YouTube'a orada aktif pasif ve kozatifleri göreceksin. Güzel bir şekilde anlatmıştık. Değil mi Feride? Aynen öyle. Yani nereden bilelim? O yüzden test edilmezsiniz bu konuda. Rahat olun. No one can see you crying. Kimse senin ağladığını görmez. Gramere su altında çalış demiş. Arkadaşlar feel, hear, watch'ta da yine aynı şekilde bakın. Eylemin bir kısmını görüyorsan ing, bir kısmı tamamını görüyorsan verb one'la. Smell, find, catch yine aynı şekilde değil. Bunlar sadece gerund'la kullanılıyor. When I came into the kitchen, mutfağa geldiğimde I immediately smelled something burning. Bir şeyin yandığını kokladım, anladım anlamında kullanırsınız arkadaşlar. Ve bir arkadaşım söylemişti. Gerund infinitivlerde hocam bazılarına gerund geliyor, bazılarına infinitiv geliyor. Bu anlam karmaşası oluşturuyor diye. Doğrudur. Çok popüler olanlardan birkaç tane ben hemen yaptım. Arkadaşlar mantığını anlatayım. Remember. Verb ing ile de kullanılabilir. To verb one ile de kullanılabilir. Kıymetli arkadaşlar. Verb ing ile kullanıldığında yaptığın bir şeyi hatırlarsın. Ing genellikle yapmış olduğunuz bir şey. Bu to verb one da yapacağınız bir şey. Bu yaptığınız, bu yapacağınız. Unutmayın. Remember. Hatırlıyorum, yaptığımı hatırlıyorum. Yani hala diyor. Jack meeting, I remember meeting Jack for the first time. Jack'le ilk buluşmamı hala hatırlıyorum. Burada ne diyor arkadaşlar? Always remember to lock the door before leaving the house. Evden çıkmadan önce her zaman kapıyı kilitlemeyi hatırla, unutma demiş. Burada yapacağım bir işi, burada ise arkadaşlar yaptığım bir şey. Forget de aynı şekilde bakın. Verb ing ve to verb one'a bakacak olursak. Grandpa often forgets telling. Anlattığını unutuyor. Tekrar tekrar anlatıyormuş bakın. Anlattığını unutuyor. Burada da anlatacağını unutuyor deriz. Aynı cümle olacak olursa. Ya da never forget, asla unutma to brush your feet before going to bed. Yatmadan önce dişlerini fırçalamayı unutma. Tamam? Unutmayın. Yaptığını, burada ise yapacağını. Regret yine aynı şekilde. Don't make me regret about allowing you to go out with them. Turban anlamlarını yazdım arkadaşlar. Üzgün olmak, bir şeyden üzüntü duymak anlamına geliyor. Stop. Stop verb ing genellikle paragraflarda çıkıyor. Sorularda da çok çıkıyor arkadaşlar. Bakın stop verb ing. Stop talking. Konuşmayı kes. Stop eating junk food. Abur cubur yemeği bir kes. Bırak anlamında kullanılıyor. Stop to verb one ise bu ise arkadaşlar infinitive of purpose'dır. Yani amaç ifade eder. Hani stop so as to stop in order to
Stop to verb 1 için kullanılıyor. He never stops. Asla durmaz diyor. To think about the consequences of his actions. Consequences sonuç. Result. Yani yaptıklarının sonuçlarını hiçbir zaman durup düşünmez. Stops to think. Mesela pardon. Bir yere bir şey yapıyorsun. Bir şey almak için duracaksın. Stop to buy something. Tamam mı? Bu amaç ifade eden stop. Bu da bir şeyi yapmayı durdurmak için kullanılan stop arkadaşlar. Verb ing. Lütfen unutmayalım. Prefer fiilleri yine preferlerde zaten anlatmıştık kıymetli arkadaşlarım. Would prefer to verb one ile devam ediyordu. Prefer verb ing ile devam ediyordu. Prefer arkadaşlar yine infinitive ile, burada da rather than de bear ile devam ediyordu. Infinitive şeyde, modellarda bunları anlatmıştık. Lütfen orayı izleyin. Karıştıran oluyor ise. Buradaki advise, recommend, forbid, encourage arkadaşlar verb ing ile devam eder. Lakin aralarına bakın, aralarına arkadaşlar böyle işte şeyleri alırsa, nesneleri alırsa, objeleri alırsa ne olur? Her zamanki kuralımız geçerli, infinitive alır. Dolayısıyla fiilden sonra bir nesneyi gördüğün zaman yapıştıracaksın, infinitive'i unutmayacaksın. Olur mu? Geldik mi participle'lara? Mola verecektim ama bir 15 dakikamız kalmış. Neyse. Arkadaşlar o zaman mola vermeden devam edelim bence. Bir 15 dakika kalmış. Burayı da bitirelim. Ondan sonra sakin sakin siz tekrarlarınızı yaparsınız. Ekran kaydı alanlar, ekran resmi alanlar oradan bakarlar. YouTube sayfamızda yayınlanacak ve dersten sonra arkadaşlar testi atıyorum. Muhakkak teste bakın. Oradan hemen iki tane test çözmeye çalışacağız Cuma günü inşallah. Participle'ları arkadaşlar ne dedik? Participle'ları anlatmıştık. Participle'lar kıymetli arkadaşlarım sıfat fiillerdi. Sıfat fiillerimizi nasıl yapıyorduk? Cümlede arkadaşlar iki tane cümlecik olacak. Şimdi bunları göreceğiz bakın. Bu participle'ları farklı şekilde de görebilirsiniz. Yani bir sıfat tamlaması olarak da görebilirsiniz. Mesela present participle, verb ing sıfat kullanımı olarak da sıfat tamlaması olarak da life of a working mother, interesting discussion, amazing photos, winning team gibi. Sıfat olarak, sıfat tamlaması olarak da bu şekilde kullanılabilir arkadaşlar. En önemlilerinden bir tanesi bakın. Since she was in a hurry, acelesi olduğundan dolayı she couldn't stop to talk to him. Bakın burada stop'tan sonra ne gelmiş? Infinitive gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla şurada ilk başta şuradaki participle olayını anlatalım. Öznelerimiz aynı. Doğru mu? Öznelerimiz aynıysa o zaman biz participle yapabiliriz. Participle yaparken arkadaşlar kısaltmamız bizim aynı adjective clause'da, adverbial clause'da size reduction'ları anlattık ya. Aynı mantıkla yapacaksınız arkadaşlar. Başta kısaltma yaparken bakın aktif bir kısaltma. Hatta onu ben size not olarak da testte de yazdıracağım arkadaşlar. Verb ing yaptığınızda şuraya yazalım. Verb ing yaptığınızda neydi? Aktifti. Bakın şöyle. Verb 3 yaptığınızda pasifti. Değil mi? Having verb 3 yaptığınızda neydi arkadaşlar? Having verb 3 yaptığınızda da öncelik sonralık. Yine aktiftir bu. Öncelik sonralık vardı. Dersin başında anlatmıştım. Ders kaçıranlar oradan bir daha baksınlar. Aktif. Farklı zamanlar arkadaşlar. Öncelik sonralık ilişkisi. Şimdi being in a hurry, acelesi olduğundan dolayı she couldn't stop to talk to him. Onunla konuşmak için duramadı, durmadı. Being watched while doing the job. Bakın he burada öznemiz. Dolayısıyla buranın öznesi de he. They burada öznemiz. Dolayısıyla buranın öznesi de they. Böyle düşüneceksiniz participle'da. Başka bir türlü olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın being watched arkadaşlar pasif olarak yapılmış. While doing the job he lost his concentration. Yani iş yaparken izlendiğinde ne yapıyormuş? Konsantrasyonunu kaybediyormuş. Konsantrasyonu kaybetti diyor. Nothing having enough time. Yeterince zamanı yokmuş arkadaşlar onların. They decided to go on the next day. Sonraki gün devam etmeye karar vermişler. Yeterince zamanları olmadıkları için. Kimin? Bunların. Özneler aynı arkadaşlar. Hep aynı şekilde değerlendireceksiniz. Bakın geçenki dersimizde de çözdürmüştüm. Bu derste de arkadaşlar aynı soruyu sizin karşınıza getirdim.
Çünkü participle sorusu aslında ejective clause'da da bu soruyu göstermiştim ben size. Burada tekrar tekrar ediyorum. Yapacağınız iş virgüle bakıyorsunuz. İki cümleyi şu şekilde ayırt ettiniz. Singapur'u gördünüz. Burada arkadaşlar main shipping route. Buradaki shipping route nedir arkadaşlar? Çevirisini şimdi yapacağız zaten. Nakliye yolu diyebiliriz. Ana nakliye yolu olarak ne yapıyor? Serve yapıyor. Servis yapıyor. Hizmet veriyor. Değil mi? Kim? Singapur. Singapur ana nakliye yolu olarak hizmet verdiğinden mütevellit verdiği için arkadaşlar burası da Singapur'la alakalı. Peki yani Singapur'la alakalıysa burada diyorsunuz ki siz participle var. Oğuz Hoca ne dedi? Oğuz Hoca dedi ki participle'lar to'larla başlamaz. Gitti. Participle to'la başlamaz. Gitti. Şimdi burada ne kaldı? Bak being served. Bu nedir being served? Pasiftir. Doğru mu? Notumu aldım. Bakın ikinci aşamaya geçtim. Participle olduğunu anladım. Özneler aynı. Devam ediyorum. Bu pasiftir. Serving ile başlamış. Bu aktiftir. Pardon şöyle yapalım. Aktiftir. Served pasiftir. Burası da anlaşıldı. Burada arkadaşlar yapacağınız şey, başka yerden de çözeceğim soruyu da. Burada yapacağınız şey Singapur arkadaşlar serving yani hizmet ediyor mu? Ediliyor mu? Ona bakmanız gerekiyor. Tamam mı? Burada arkadaşlar Singapur as the main shipping route yani bir ana nakliye yolu olarak hizmet ediyor diyeceksiniz ve Denizli'ye yapıştıracaksınız. Bu bir. İkincisi ise arkadaşlar burada zamandan çok kolay çözebileceğiniz for years var. Bu da zaten perfect istemiyor mu? Al sana perfect. Oldu mu? Yapıştırdık mı Denizli'yi? Participle sorusu bu kadar kolay bir şekilde yine karşınıza çıkacak. Bunu bilmeniz yeterli arkadaşlar. Yıllardır aynı şekilde. Evet, kolaya kaçıp four years'tan çözdüm Feride diyor. Kolaya kaç tamam bu cebinde zaten dursun bunu zaten biliyoruz. Ama dolayısıyla şuradaki participle'ı kaçırmayın olur mu? Yavuz Selim Denizli tebrik ederim. Surf neden pasif demiş Serpil. Bak Serpil participle'larda şu şekilde düşün lütfen. Singapur ben hemen şu şekilde yazayım sana. Serpil güzel bir soru sordu. Bak Singapur soruyu değiştiriyorum biraz. Bakış açınızı değiştireceğim. Virgül şöyle yapalım. Which was'a gerek yok. Which serves as the main shipping diye devam ediyor. Çok uzatmayacağım. Böyle yapan daha sonra geliyor has been attracting değil mi? Böyle bu şekilde. Şimdi cümlemiz attracting. Cümlemiz aslında bu şekilde arkadaşlar. Singapur'un relative clause bakın. Adjective clause olarak gördük. Singapur which serves as the main shipping route. Yani ana nakliye yolu olarak hizmet veren Singapur'dan bahsediyorum ben burada. Dolayısıyla ben şurayı nasıl kısaltıyordum? Verb ing ile kısaltıyordum doğru mu? Singapur serving yaptığım zaman bitmiyor muydu bunun işi? Kısalmıyor muydu? Aynı şey. Buraya alıyor. Kesiyor. Bakın. Hop. Cümlenin başına atıyor. Ondan sonra buraya da enter koyuyor. Serving as the main shipping route. Devam ediyor. Singapur has been attracting ile devam ediyor. Soru normalde bu şekilde arkadaşlar. Aynı şey. Tamam mı? Biz buna işte ne diyoruz? Participle diyoruz. Adjective clause reduction da aynı şekilde. Yani ben az önce de bakın ne yaptım? Şöyle yapayım. Bakın bu adjective clause'dur arkadaşlar. Adjective clause'u şöyle yaptığım zaman reduction yapmış oldum. Buraya aldım, kestim, şuraya yapıştırdım, participle yaptım. Bu kadar basit bir şey yok. Tamam mı? Aynı şeyler Burak. Pasif olması için was served olmalıydı. Serpil o was served basic formda yani temel formda pasif was served olur. Eğer bir şeyde reduction varsa participle'larda direkt verb 3 pasiftir. Bitti. Yani şöyle burası mesela served olsaydı buna pasif diyecektin. Tamam mı? Az önce anlattım muhakkak anlaşılmıştır arkadaşlar. E şıkkındaki Sofya bakın tekrar ediyorum arkadaşlar.
Participle'larda az önce anlattığım olay participle'larda arkadaşlar verb ing, şu verb ing şurada da anlattım pasiftir. Özür diliyorum, verb ing aktiftir. Served verb 3 ise pasiftir. Bu kadar, başka hiçbir şey yok. Ha, Sofya anladım demiş. Burak diyor ki which was served dediğiniz zaman aynen öyle. Normalde onu da örnek verelim aynen. Mesela ne diyelim? Singapore dedik. Which was served dedik. Hizmet edilen Singapur. Bu sefer Singapur'a hizmet ediyoruz. Bunu arkadaşlar yapabileceğiniz şey bunu reduction'lar, bakın aynı şekilde adjective clause, relative clause, reduction nasıl yapılıyor? WH ile relative pronoun'la B'yi atıyorsunuz değil mi? Hop attım. Singapore served. Bakın served burada pasiftir. Aynı şey. Tamam? Which was'ı attığınız zaman pasif oluyor arkadaşlar. Which was'ı atmazsanız da pasif. Budur. Geçiyorum arkadaşlar. While, as ve when kısaltması nasıl oluyor? While, şuradan kalemimizi alalım yine. While we were driving along the motorway, we witnessed an accident. Bir kazaya şahit olduk demiş. Buradaki arkadaşlar öznelerimiz aynı. Dolayısıyla biz kısaltma yapabiliriz bakın. Bağlaç konusunda da biz bunu anlatmıştık aslında. Participle'daki olay mantık aynıdır arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Fark yok. While dedikten sonra bakın. Biz buradaki öznemizle be'yi atıyoruz. Driving ile devam ediyoruz. Aynı şekilde while de atabiliyoruz. Driving ile devam ediyoruz. Aynı mantık. Bakın al sana ne oldu? Ne oldu? Participle oldu. Ve aktif. Bakın aktif bir cümle. Checking the text she had written, I had to make some reductions on it. While as I was checking the text she had written. Bu normal uzun hali. Bu şekildedir arkadaşlar. Bakın ne yapmış? Öncelikle şuraya atarız. Özneyi ve be'yi atarız bakın. While checking diyebilirsin ya da bunları da atarsın. Checking the text dersin. Atılmışın da atılmış oluyor. Bizim görmemiz zor oluyor biraz ama bunları arkadaşlar bu şekilde değerlendirdiğiniz zaman çok basit idir. Looking under the bed. When I looked under the bed. Bakın aktif, inaktif bir cümle. Şimdi bir tane de şöyle since, ever since arkadaşlar dikkat ederseniz cümleden atamıyoruz kısaltırken. After, before, bakın after losing, before, before living, before, before being cümleden atmıyoruz after, before arkadaşlar. Bunlara yine cuma günü soru çözerken tek tek değineceğim. Lütfen unutmayın. As soon as arkadaşlar cümleden atılabilir. As soon as, when cümleden atılabilir. As soon as cümleden atılabilir. Bunlara dikkat edelim. Burası although, though, even though asla cümleden atılamazlar. Participle yapılsa bile, reduction yapılsa bile, indirgeme yapılsa bile cümleden atılamazlar arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Ne diyor? Although he has read Harry Potter several times, pek çok kez Harry Potter'ı okumuş olsa bile, he has never grown tired of it. Asla bıkmıyormuş arkadaşlar. İşte although reading, though, yine although reading ile veriliyor. Bakın ne yapmışız burada? Özneyi ve yardımcı fiili attık. Aktif bir cümle olduğu için de reading'i indirdik. Ve bitti. Though he earns a lot, çok kazanmasına rağmen he leads a modest life, alçak gönüllü bir hayat yürütüyormuş, sergiliyormuş arkadaşlar. Burada da ne yapıyoruz? Fiilimiz aktif olduğu için earning ile devam ediyoruz. By doing, yaparak anlamında kullanılıyor. Yine aynı şekilde by'dan sonra gerund kullanıyoruz ve işte düşünerek, gülümseyerek, kıkırdayarak örneklere bakarsınız. Devam ediyorum. Relative clause'larda kıymetli arkadaşlarım participle'ları zaten anlattık bakın. Who is atıyorum al sana participle. Which grows aktiftir growing. Who won aktiftir winning aynı şekilde. When yerine önemli on upon ifadelerini kullanabilirsiniz. On arriving at home. When aynı şekilde arkadaşlar eve vardığımda. Upon aynı şekilde eve vardığımda. I went straight to the kitchen to prepare the dinner. Akşam yemeğini hazırlamak için doğrucanak ne yaptım? Mutfağa gittim demiş. Bakın burada kıymetli arkadaşlarım. She was surprised when she was chosen for that important mission. Bu önemli görev için seçildiğinde şaşırdı demiş. Arkadaşlar when yapısını on, upon'la veriyoruz. Bakın burayı was chosen pasif yapı olduğu için being chosen olarak da verebilirim. Bu önemli görev için seçildiğinde çok şaşırdı. Burayı tamamlayalım. Past participle arkadaşlar verb 3. Verb 3 olduğunda pasif yapı diyoruz.
kıymetli arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Mesela an injured leg, disappointed look. Yine sıfat olarak kullanabiliyoruz. Ben daha çok sizi şimdi şuraları göstereceğim. Dikkat edin bakın. She didn't know what to say as she was embarrassed by the nice comments made for her. Onun için yapılan hoş yorumlardan ne yapmış? Birazcık utandığından dolayı ne söyleyeceğini bilemedi diyor. Yağmur, sonlara doğru mecbur uzandım. Vaktimiz bitti ama şunları tamamlamak istiyorum ben. Kimsenin vaktini de almayalım arkadaşlar. Çünkü hani 5.30'a kadar bekleyen arkadaşlarım da var biliyorum. Devam edelim. Burada arkadaşlar pasif bir yapı var. Dikkat edin buraya. Burası pasif olduğundan ne yapıyoruz? Biz özne ile arkadaşlar buradaki yardımcı fiili attık. As embraced kaldı. Bunu da attım. Bakın sadece embraced kaldı. Bunu başa aldığımda dolayısıyla verb 3 kullandığınızda ne oluyormuş? Pasif oluyormuş. Az önce nasıl oluyor demiştiniz ya. Verb 3 tek başına böyle kullandığınızda hani served gibi kullandığınızda cümle başında pasif olur. Unutmayın. Bu şekilde bir şeyin kısaltmasıdır. Bakın ne diyor arkadaşlar. Meat is known to be healthier. Meat, etin sağlıklı olduğu biliniyor. When it's grilled instead of fried. Kızartılma yerine grilled yapıldığında, ızgara yapıldığında daha sağlıklı olduğu bilinir diyor. Allah Allah. Evet. Yani yağ zaten sağlıksız. Evet. Burada ne yapmışız kıymetli arkadaşlarım? Bakın, benden sonraki kısaltmaya dikkat edin lütfen. Özneyi attım, yardımcı fiili attım. When grilled kaldı. Tamam mı? Dolayısıyla grilled nedir? Verb 3'tür. Fiilin 3. halidir. O da pasiftir. Instead of relative clause, yine relative clause'larda da the questions, sorular which were asked by some students in the audience. Arkadaşlar, bazı öğrenciler tarafından sorulan sorular were quite interesting, oldukça ilginçti. Şimdi burada reduction nasıl yapıyorduk? Buradaki which'i atıyorduk. Yardımcı fiil be'yi atıyorduk. Ask kaldı bakın. The questions asked by some students in the audience were quite interesting. Al sana pasif. Yine verb 3, yine pasif. Unutma. Perfect participle'lar ise arkadaşlar öncelik sonralık ilişkisi veriyordu bize. Olayın daha önce olduğunu anlatıyordu. After she had read the first 5 chapters, ilk 5 chapter okuduktan sonra she decided that the book was too boring. Maşallah. 5 tane chapter bölüm okumuş. Karar vermiş kitabın sıkıcı olduğuna. Şimdi öncelikle okumuş mu, burayı mı yapacak değil mi? Burayı yapacak. Dolayısıyla önce olduğu için ne yapıyoruz? Arkadaşlar bakın. Having read the first 5 chapters, ilk 5 chapter'ı okuduktan sonra diye çeviriyorum işte ben bunu. Önce olduğunu vurguluyor burada. Olayın önce olduğunu vurguladığı için burayı arkadaşlar sonra anlamında çeviriyorum. Çok sıkıcı olduğuna karar verdi diyor. Pasifte de yine aynı şekilde. Having been kept in the sun for the whole summer, the chairs became very faded. Bütün yaz boyunca güneşte tutulduklarından dolayı, tutulduklarından sonra ya da fark etmez, sandalyeler çok solgun olmuşlar, solmuşlar demiş. Arkadaşlar, participle'larında özet summary'sini, özetini burada vermiş olalım. Verb ing, bakın tekrar ediyorum, aktiftir. Going through a checklist, he. Buradaki öznemiz he. Bu ing gördüğünüz zaman aktiftir. Born into a rich family, Charles diyor. Öznemiz burada da Charles. Doğma pasiftir. Having verb 3 gördüğünüz zaman zaman sıralaması vardır. Daha önce olmuştur olay, aktif. Having been verb 3 gördüğü zaman yine zaman sıralaması vardır. Olay daha önce olmuştur ve pasiftir. Bunlar da participle'ların özet tablosudur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur, anlaşılmıştır. Gerund'lar, infinitivler ve participle'lardan hiç korkmayalım. Çok kolay konular. Cuma günü yine aynı saatte 16'da arkadaşlar soru çözümümüzü yapacağız bunlarla alakalı. Hemen dediğim gibi videoyu yükledikten sonra ben konu testimizde arkadaşlar bu konumuzun testini de yüklemiş olacağım birazdan. Oradan alıp yavaştan başlayabilirsiniz siz. Cuma günü de hemen hızlıca beraber testlerimizi çözeriz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar sosyal medyadan takip edip bize destek olmayı unutmayın. YDS Publishing ana hesabımız.
YKS değil, YDS. YDS Publishing'de arkadaşlar paylaşım yaptığımız bomba bir bölüm. Ve şahsi hesabımda MyYDS. Takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.